Çok güzel bir zaman dilimi içerisindeyiz. Evet. Ramazan-ı Şerif'teyiz. Ben bugün sahurdan sonra bir şey düşündüm. Nedir şimdi, hocam? Şimdi her şeyin bir katma değeri var değil mi? Evet. Her üreticinin, endüstriyel olsun, hizmet sektörü olsun, bir katma değeri vardır. Yapılan her fiilin bir katma değeri vardır. Nedir o? Mesela pamuk üretiyorsak, pamuğun iplik haline getirilmesi bir değer katmadır. Evet. Pamuğun boya apre yapılması, boyanması bir değer katmadır. Onun kumaş haline getirilmesi bir başka değer katmadır. O kumaşın tasarlanıp gömlek haline gelmesi, kumaşın elbise haline gelmesi başka bir değerdir. Markalı bir giysi firması tarafından üretilmesi çok daha büyük bir katma değerdir. Bu her şeyde vardır. Eğitimin katma değeri vardır, evet. Televizyonculuğun katma değeri vardır. Hasıl kelam yapılan her işin katma değeri vardır. Peki zamanın katma değeri yok mudur? Vardır hocam. Olmaz mı? Evet. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi içinde 1000 aydan daha hayırlı, evet, bir geceyi barındıran bir zaman diliminden bahsediyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten. Bu zaman dilimi gerçekten insanoğlu için verilmiş çok muhteşem bir zenginliktir. Ve bu zenginliği çoğu zaman farkına varmadan harcar gideriz. İşte böyle bir zaman diliminde katma değerin çok yüksek olduğu bir dönemde yine sizlerle beraber olmaktan gerçekten büyük haz duyduğumu ifade etmek isterim. Şimdi İnşirah suresini bilirsiniz değil mi? Evet hocam. Elem neşrah leke sadrak ve veda'na anke vizrekellezi enkada zahrek. Biz senin göğsünü yarıp genişletmedik mi? Mealen yani. Evet. Bu sure herhalde sadece Efendimiz'e inmiş bir sure değildir. Doğrudur, bu sure nazil olduğu zaman Efendimiz çok sıkıntılı bir andaydı. Bu sure nazil oldu. İndi ve rahatladı. Bugün alimlerimiz, büyüklerimiz bize onu tavsiye ederler değil mi efendim? İnşirahı değil mi? Sıkıldığınız zaman İnşirahı okuyun. İnşirah suresi sizi rahatlatır diye. İnşirah demekte de bir ferahlık var hocam. Kelimenin gidişatında anlamı, da gidişat, var. Evet. Dolayısıyla bazı dostlarla beraber olmak vardır ki size inşirah verir. İşte. Evet. İbrahim hocam. Bazı insanları da görürsünüz, muhtemelen muhterem seyircilerimiz de o haleti yaşamışlardır. 100 metre ileriden görürsünüz, 100 derecelik kaynar bir su tepenizden tırnağınıza akar gider. Nereden gördün bunu? Tabii, insandan insana hal geçer hocam. Doğru söylüyorsunuz, evet. Geçer. Şimdi böyle bir katma değeri yüksek bir zaman diliminde, böyle bir dost meclisinde beraber olmak elbette sohbete de katma değer katar diye düşünüyorum. Hocam. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Katma değeri çok önemsiyorum. Bunu sadece bir mühendislik, bir üretim anlamında söylemiyorum. Öğrencilerimle de tartışırken bunu konuşuyoruz. Hepimizin insanlığımızdan kaynaklanan yaptığımız işin gereği neyse onun daha iyisini yapabilme becerisi, arzusu, talebi katma değeri doğurur ve topluma faydanız olur. Hani bizim inancımızda vardır ya, dünü bugüne eşitse zarardasın. Evet. Bir günü bir güne eşitse zarardasın. Bu ne demek? Bu aslında şudur. Hem manevi alemde hem maddi alemde. Bir gün öncekinden daha çok hayatınıza hangi değeri kattınız? Yaptığınız işte nasıl bir dönüş aldınız? Ve insanlığa ne sundunuz? Bunu diyorsunuz, her günün sonunda bir birey olarak, bir kişi olarak, bir şahsiyet olarak sorgulamamız mı lazım, düşünmemiz mi lazım? Muhasebe. Yani, muhasebe, eyvallah. Tefekkür. Hatta bir tefekkür metodu yani bu sunduğunuz. Aynen öyle. Tefekkür, bir saat tefekkür, binlerce saat
nafile namaza, ibadete müreccahtır diye bir şey vardır. Evet. İyi bir tefekkür ama. Şimdi bazı haller vardır mesela. Kabe'nin karşısındaysanız Kabe'yi seyretmek bile ibadettir, biliyor musun? Tabii. Yaşlı bir anneyi, babayı, dedeyi ya da herhangi birisini karşısına geçip onun geçirdiği haleti düşünmek bir tefekkürdür. Bir değer katar. Hocam niye demişlerdir ki alimin uykusu cahilin ibadetinden tabii hayırlıdır? Çünkü alimin yaşamında katma değer vardır. Alim hep değer üretmiştir. Hoca Ahmet Yesevi, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Hacı Bayram Veli, Farabi, İbn Sina. Geliniz bu tarafa doğru. Madame Curie, he? Hatta Einstein. Einstein. Bugün gurur duyduğumuz Aziz Sancar Hoca. He? Bunlar zamana katma değer katan, hayatını değerlendirebilen insan gruplarıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman ömrünü 40 yılı aşkın bir süredir binlerce öğrenci yetiştirmiş, hamdolsun Allah'a, bir insan olarak arz etmeliyim ki öğrencilerime söyleyebileceğim en güzel şey hayatlarına katma değer katmalarıdır. Bazen bana soruyorlar, yani gençlere tavsiyeniz ne olur diye. Haşa, ben bir tavsiye makamında bir insan değilim. Ama onlardan evvel doğmuş, yaş almış bir amcaları, babaları, dedeleri, var dede yaşındayız artık biz. Hocaları olarak. Hocam dedelik de bir makamdır biliyorsun sen. Sadece çok da güzel makamdır. De, çok da Allah güzel hepimize nasip etsin. İnşallah. Bana da nasip etsin tabii. Şimdi bu hocaları olarak da eğer kabul ederlerse onlara söyleyeceğim birkaç şey elbette olur. Buyurun hocam söyle. Gördüğüm zaman da onlarla konuşuyorum zaten. Bu katma değeri, bu katma değeri biraz açar mısınız hocam? Katma değer katmayı, hani evet, güzel bir konu. Açarım tabii. Şimdi o zaman birazcık şeye de kaymamız gerekecek. Şimdi bu sohbetimiz aslında can şenliği, gönül hoşluğu diye tabir ettiğimiz bir sohbet, evet, türüdür. Evet. Ramazan sohbetidir İbrahim tabii abi. Malum kıraathanedeyiz hocam. Hı? Kıraathanedeyiz. Evet ama kıraathane de biliyorsunuz zuhurata açıktır. Tabii. Evet. Herhangi bir gündem yoktur. Katma değer şudur. Bakın buyurun, bir örnekle açıklayayım. Katma değer verginizi de hocam. Vergiyle karıştırmıyorum. Huzurda. Vergiyle karıştırmıyorum. Şimdi 1945 Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan, evet, bombalardan sonra biliyorsun Japonya yerle bir oldu. Ve İkinci Dünya Savaşı resmen bitti. Japon İmparatoru Hirohito, Güneş'in oğlu, halkına bir çağrıda bulunur. Malum imparatorlar haşa tabii, yani Tanrı'nın yeryüzü, onların Tanrısı'nın yeryüzündeki temsilcisi. Evet. Temsilcisi gibi. Hatta onun bir parçası gibi. Bir parçası. Tabii. Dolayısıyla çok fazla konuşmazlar. Çok fazla halkla iç içe olmazlar ama mecbur kalmışlardı. Mecbur kalmışlardı. Ve halkına şu çağrıda bulunur. Der ki ey halkım, bittik. İki yolumuz var. Bir, ya toplu harekiri yapacağız ya toplu kalkınma. Tercih sizin. Tercih sizin. Japon halkının tercihi hepinizin malumu. Kalkınmadan yana oldu. Buna Meiji dönemi mi diyoruz hocam? Aynen öyle. Şimdi harekiri Japon kültüründe var biliyorsunuz. Evet. Son Samuray'ı seyrettiyseniz filmi orada var. Ha. Bu tamam, bu harika bir şey. Peki dedi, o zaman bizi bu hale getiren ülkenin konumuna, yani Amerikan konumuna ulaşabilmek için yıl 45, 75'i hedefledi. 75 yılını hedef gösterdi. Hı? Dedi ki 75 yılına kadar size müsaade. Var mısınız? Varsınız. Peki bu güzel de bu vizyondur abi. Bu vizyondur. Tabii. Liderler vizyon ortaya koyarlar. Teknokratlar, bürokratlar, diplomatlar, ilim adamları misyon üstlenerek o vizyonu gerçekleştirmeye çalışırlar. Lider kendisi tutup da herkesin işini yapacak hali yok. Tabii. Vizyon ortaya koyar.
O vizyona göre de alt tabakada kimler varsa herkes bir şeyler yapar. İşte o katma değer ha. Ürettiğin değer kadar o vizyonu gerçekleştirmeye adım atarsın. Yaklaşırsın. Bu üstlenen yani elin taşın altına girmesi hadisesi biraz önce bahsettiğim, zikrettiğim o diplomatlar, bürokratlar, teknokratlar vesaire. Bunlar da misyon üstlenirler. O misyon illüzyonu vizyonu destekler. Aksi takdirde illüzyon olur. Dolayısıyla vizyon bizim kültürümüzde gaye-i hayal demektir. Bizde var o. Gaye-i hayal. Eğer bir insanın, bir gencin gaye-i hayali yoksa zihni hep kendine döner. Kendiyle uğraşır, uğraşır, uğraşır durur. Kendi etrafında döner. Üretim yapamaz. Katma değer üretemez. Bir gencin katma değerinden muradımız nedir? Bir genç eğer bir üniversitede okuyorsa, ki muhatabımız onlardır daha çok, okuyorsa artık sıradan adam olma dönemi geçmiştir diyebilmesi lazım. Ekmek aslanın boğazında değil, midesinde. Dolayısıyla ne yapabilir? Ben gelecekte toplumuma, milletime, devletime faydalı olabilmem için kardeşim benim bir değil iki dil bilmem lazım. Hı? Arkeolojide mi çalışıyor? Git adam gibi o zaman eski dilleri de öğren. He? Mühendislik mi? Dil bileceksin. Çaren yok. Veya bugün artık üretim sistemleri çok değişti. İnanılmaz değişti. O üretim sistemlerinin ya da bu mühendislik bilimleri için, sosyal bilimler için de geçerlidir. Birçok programlar ortaya çıktı. Artık her şey bununla yapılabiliyor. Her şey bununla yapılabiliyor. Peki o zaman bunu ben ne kadar biliyorum? Bundan ne kadar faydalanabiliyorum? Faydalanabiliyor muyum? Yoksa bunun esiri haline mi geldim? Ki ben ona teknolojik obezite diyorum. Teknolojik obezite. Çok tehlikeli bir şey aslında. İbrahim Hocam. Tabii. Yani normal obezlik bir hastalık olarak kabul edildiği için tedavisi var. Doktora gidiyorum diyorum ki ben kiloluyum. Bana diyor ki rejim yapacaksın diyor. Önce onu. Beceremedim. Olmadı diyor. Egzersizle destekleyeceksin diyor. Olmadı. Gene 100 kiloyun üzerindeyim. Tehlikeli boyuta gidiyor. O zaman diyor cerrahi müdahale yapacağız. Tamam? Bıçak. Güzel. Bu insan vücudunun obezliğinin hastalık olarak kabul edildiği için müdahale yolları var, tedavi yolları var. Oysa bugünkü obezite, teknolojik obezite yani insan düşünce sistemini dumura uğratıyor. Evet. Birçok gencimizde bu sıkıntıyı artık görüyorum. Birçok. Sadece gencimizde değil. Hocam artık orta yaşa doğru da bu ilerledi yani. İlerledi evet. Mustafa Hocam. Evet. Bir yere gidiyorsun bir topluma, selam veriyorsun, oturuyorsun. Herkesin elinde bu arkadaştan var. Herkes bununla hemhal olmuş vaziyette. O zaman ben buraya niye geldim? Hı? Elbette bunu bileceğiz. Tabii. Tabii ki bunu kullanacağız. Bütün işlerini buradan götürüyorsun. Fakat bunun esiri olmadan. Fakat bugün bir şey öğrendim. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde teknoloji bağımlılığı ünitesi açılmış. Yani o da artık bir hastalık olarak kabul edilmeye başlanmış. Hı hı. Şimdi bunu gençlerimizde çok sıkıntılı bir şekilde görüyor. Bu doğru değil. Gençlerimiz şuraya doğru gidiyorlar. Elleri kalem tutmaz hale geliyor. Bütün işlemlerini buna güvenerek yapıyorlar. Bu sonuçta bir software'dir. Gitti mi gider. Ne olursa olsun gençlerimizin elinde bir defter, bir kalem olması lazım. Evet. Bir defter, bir kalem. Şimdi devam ediyorum. Hirohito, tamam dedi bu güzel. Ama bu 30 yıl boyunca israf yok. Efendim tatil yok.
Günde 15 saat çalışma var. Yani bir neslin bir nesle kendini köprü etmesi var. Var mısınız? Varız dediler. Feda ediyor kendisi. Bu da misyondu işte, feda ediyor. Ve gerçekten 1975 yılı gelindiğinde artık Japonya her türlü alanda, özellikle elektronikte ve otomotiv sektöründe kendini göstermeye başladı.